Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün fotoğraf çekmeyi seven dostların ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir video hazırladım. Öncelikle sizler bu harika fotoğrafları izlerken ben de sizlerle sohbet etmeyi ve ufak bilgiler vermeyi düşünüyorum. Hazırlamış olduğum videonun birinci bölümünde, yani şu an izlemekte olduğunuz muhteşem örnek fotoğraf çekimleri olacak. İkinci bölümde bu izlediğiniz fotoğrafların bir nevi perde arkası gibi nasıl çekilmiş ve çekimde kullanılan nesnelerden nasıl yararlanılmış onu paylaşacağım. Bildiğiniz gibi son 15-20 yılda analogdan dijitale fotoğrafçılık çok büyük bir evrim geçirdi. Özellikle hayatımıza giren akıllı telefonlarla hepimiz tırnak içinde birer fotoğrafçı olduk neredeyse. Elimizdeki kameralarla kimi zaman başarılı, kimi zaman başarısız çekimlerimiz oldu. Ve profesyoneller gibi fotoğraf çekmeyi de muhtemelen hepimiz istemişizdir. Hepimizin hayali olan muhteşem fotoğraflar çekmek için yaratıcı püf noktaları nelerdir diye çoğu zaman arkadaş ortamlarında birbirimize sormuş ve konuşmuşuzdur. Özellikle internet ortamında paylaşılan harika fotoğrafları hayranlıkla izlemeyen yoktur sanırım. Açıkçası ben de sizler gibi fotoğraf çekmeyi seven birisi olarak yaratıcı, dramatik fotoğraf çekmenin kolay ve pratik yollarını daima araştırdım ve halen de araştırmaya devam ediyorum. Bu arada araştırmalarımı pekiştirmek için deneysel çekimler de yapıyorum. Araştırmalarımdaki notlarda bulunan görselleri ve yöntemleri sizlerle paylaşmak istedim. Photoshop'u bilmeyen yoktur. Ama benim kişisel kanaatim, her şeyi Photoshop'a bırakırsanız, çekilen fotoğraf ve sonuç asla sizin olmaz. Her biri dijital manipülasyona uğramış görsellere döner. O açıdan ben Photoshop'u bir miktar mesafeli kullanmaktan yanayım. Burada uygulanan yöntemlerde Photoshop ve benzeri yazılımlardan yararlanıldığı kesin. Ancak güzel fotoğraf çekmek istiyorsanız kurallar ve yöntemler dışında mutlaka çokça pratik yapıp deneme çekimi gerçekleştirmelisiniz. Bana göre en güzel yöntem, en güzel ev ödevi beğendiğimiz, ilgimizi çeken fotoğrafların taklididir. Evet, pek çok şeyde taklitten uzak kalabiliriz ama fotoğraf konusunda kendimizi geliştirmek istiyorsak taklit etmekte bir sakınca görmüyorum. Teknik ve taktik olarak gelişince zaten kendinize özgü fotoğrafların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Sanatsal ve estetik açıdan fotoğrafın çok keyifli bir hobi olduğunu düşünüyorum. En azından biz amatörler için. Bence profesyonellerde durum biraz daha farklı. Çünkü onlar bu işi bir meslek olarak icra ettikleri için müşteri beklentisine göre yaratım sürecine giriyorlar. Halbuki amatörler olaya biraz daha ruh katıyor. Belki profesyonel arkadaşlar bu düşüncelerimden dolayı bana kızacaklardır. Ama işin gerçeği budur. Tanıdığım pek çok profesyonel arkadaş iş saati dışında maalesef fotoğrafla çok fazla zaman geçirmiyor. Kim bilir, belki de mesleki yorgunluktur. Ben edebiyat fakültesinde hoca olup da evinde kitap okumayan adam tanıdım.
Neyse, biz kimseyi zan altında bırakmayalım. Kim bilir, belki benim gördüklerim, tanıdıklarım istisnai durumdur. Evet sevgili arkadaşlar. İkinci bölümde fotoğrafların perde arkasına baktığınızda şaşıracağınızı ve yaratıcı düşüncelerin zihninizde uçtuğunu göreceğinizi söylemiştim. Hadi hep birlikte kamera arkası fotoğrafları izleyelim. Çukurun içindeymiş hissi veren bu fotoğrafta uygulanan yöntem oldukça basit. Bir ayakkabı kutusunun yan duvarları toprakla sıvanmış, tabanı çıkartılmış ve ters ışık formatında fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafta da gördüğümüz gibi gece karanlık ortamda binadaki neon ışıklarının yerdeki yansıması gayet temiz olarak çekilmiş. Uygulanan yöntem fotoğrafçı arkadaşın yerdeki bir miktar su birikintisinden yararlanarak çektiğini görüyorsunuz. Bu fotoğrafta da gördüğümüz gibi elimizdeki bazı materyalleri arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz efekti yaratmak için bir takım deformasyonlara uğratıp kullanabiliriz. Önemli olan ne çekmek istediğinizi hayal etmek. Bu harika görüntüleri yaratmak için mutlaka temel düzeyde fotoğrafçılık bilgilerini öğrenmemiz gerekiyor. En temel kavramlar olan enstantane, diyafram, ISO, ışık ayarı, bunları bilmek zorundayız. Eğer bunları bilmezsek elimizdeki materyalleri istediğimiz kadar değiştirelim, istediğimiz kadar hayal edelim, arzu ettiğimiz efekti yakalamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Bu temel bilgilerin dışında bazı fotoğrafçılık kavramlarını da bilmenizde yarar var. En azından arkadaşlarınızla fotoğrafçılık hakkında konuşurken ortak dil kullanmış olursunuz. Örneğin ters ışık, yansıma, gren ve altın oran gibi kavramlar sıkça kullanılan ifadelerdir. Üzerinde durmuş olduğum bu temel kavram ve teknikler eğer bilinmez ise belki bu görsellerdeki şekilleri birebir gerçekleştirebilirsiniz. Ancak fotoğrafçılık anlamında sizi tatmin eden görüntüleri elde etmeniz biraz güç olabilir. Dikkat ettiyseniz buraya kadar gördüğümüz fotoğraflarda Photoshop gibi yazılımlardan ziyade ortamın ışığından, nesnelerden ve bir takım doğal şartlardan yararlanılmış. Çok sıradan bir süzgünün güneş altında verdiği gölge efektini hiçbir yazılımda bulamazsınız. Photoshop ve benzeri yazılımlara hakim olan arkadaşların "Ben bunun alasını yaparım." dediklerini duyar gibiyim. Evet, belki yaparsınız. Ama asla duygunuzu kattığınız bu hissi orada yakalayamazsınız. Harika fotoğraflar yaratmak için sizlerle paylaşmış olduğum bu örnekler oldukça başarılı. Ama önerim bunlara bağlı kalmayın. Bunlar sizlere fikir versin, ufkunuz açsın. Hatta çılgınca elindeki imkanları saçmalarcasına deneyebilirsiniz. Önemli olan hissetmek, görmek, bakmak ve deklanşöre basmaktır. Yaratıcı harika fotoğraf çekmenin temelinde teknikler, fotoğrafçılık kavramları, ışığı ve nesneleri kullanmak olduğu kadar çektiğiniz fotoğrafın öyküsü de oldukça önemlidir. Hani derler ya, şairler şiirlerinde şunu söylemek istemiştir. Yazarlar romanında şunu anlatmak istemiştir. İşte aynen öyle. Sizin fotoğrafınızı izleyen bir kişi, fotoğrafçı bana bunu hissettirmek istemiştir. Duyguyu, öfkeyi, keyfi, eğlenceyi. Evet, bunu vermeniz her şeyden önemlidir. Başından beri söylediğim gibi fotoğrafçılığın temel bilgileri, tekniği, kavramları var. Ve buna övgüyü de ekledik. Dünyanın her yerinde fotoğrafçılığın bu temel kavramlarından bir tanesi
oran orantıdır. Bazı yerde altın oran diye geçer. Bunları tabii ki uygulayın. Ama sadece bu kurallar çerçevesinde yaratıcı olmaya çalışırsanız hayal kırıklığı yaratır. Yaratıcı olmanız özgün olmanızı gerektirir. Özgün olmak sınırları zorlamanız gerektirir. Eğer fotoğrafı bir sanat olarak görüyor iseniz yaratıcılığınızı ortaya çıkartmak için zaman zaman sınırları zorlamanız gerekebilir. Kulağınızın bende, gözünüzün bu harika fotoğraflarda, gösterilerde olduğunu eminim. Görüyorsunuz değil mi? Bu fotoğrafları çeken arkadaş çok basit materyalleri kullanarak farklı açılardan harika fotoğraflar çekmiş. Fotoğrafçılıkta bir anı yakalamak denen bir kavram vardır. Bir de kurgusal fotoğrafçılık vardır. Burada sizlerle paylaşmış olduğum fotoğraflar kurgusal fotoğrafçılık için güzel örneklerdir. Tabii ki kurgusal fotoğrafçılıkta adı üzerinde bir kurgunuz olması gerekiyor. En başından beri anlattığımız kavram bu kurgusal fotoğrafları yaratırken elimizdeki imkanları, nesneleri, aparatları, komponentleri kullanmaktan geçiyor. Kurgusal fotoğrafla ilgileniyorsanız işiniz kolay. Eğer zamanınız varsa yaratıcı yönünüzü ortaya çıkartıp elinizdeki materyalleri defalarca deneme yanılma metoduyla çekebilirsiniz ve sonunda istediğiniz kareyi yakalarsınız. Anı yakalamak ise biraz hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Eğer dersinize zamanında iyi çalıştıysanız bir avcı gibi kameranızı elinize alırsınız, hiç ummadık yerde çıkan objeyi hapsedersiniz. An fotoğrafçılığı çok heyecanlıdır, çok keyiflidir. İşte burada da gördüğünüz gibi günlük hayatta kullandığımız nesneler bizim için kimi zaman dekor, kimi zaman fon, kimi zaman da o sihirli fotoğrafların yakın plan, komponent olarak karşımıza çıkıyor. Siz yeter ki ne çekmek istediğinizi düşünün, hayal edin, bakmakla görmek arasında bir kurguyu yaratmaya çalışın. Sizlerle paylaştığım kolay ve etkili yöntemleri mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum. Göreceksiniz, mükemmel sonuçlar ortaya çıkacaktır. Aslında en iyi fotoğraf çekmenin ilk koşullarından birisi, daha önce ifade ettiğim gibi, bolca pratik yapmak, deneysel çekim yapmaktan geçer. O açıdan kesinlikle denemekten ve yanlış fotoğraf çekmekten korkmayın. Büyük usta Ara Güler bir söyleşisinde şundan bahsetmiştir. Ben bir sergi için binlerce fotoğraf çekerim ama içinden en iyi olduğunu düşündüğüm ancak 40 tanesini seçer, sergiye dahil ederim demiştir. En iyi fotoğraf muhtemelen çektiğiniz onlarca fotoğraftan bir tanesinin içinde saklıdır. Zaman zaman dost ortamlarında bazı arkadaşlarımız amatör fotoğrafçılığa ilgi duyarlar ve bizim de bir miktar bilgimize güvenip inanıp danışırlar. Canon mu alayım, Nikon mu alayım? Dijital SLR fotoğraf makinesi sahibi mi olayım yoksa kompakt fotoğraf makinesi mi alayım? Ben de onlara şunu söylerim. İsterseniz en ilkel şartlarda çalışan fotoğraf makinesini alın, isterseniz binlerce dolarlık fotoğraf makinesini alın. Eğer siz vizörden hayata bakmayı, bakmakla görmek arasındaki kavram farkını ayırt edemiyorsanız nafile. O açıdan fotoğraf makinesinin niteliği elbette ki önemlidir. Ama öncelikle sizin niteliğiniz her şeyden daha önemlidir. Sevgili arkadaşlar, size bir şey itiraf etmek istiyorum. İnanın bu videoyu hazırlarken şunu fark ettim.
hayatın kısır döngüsünde hamster gibi koştururken çok keyif aldığım fotoğrafçılığı bir süre ihmal ettim, fark ettim. Bu video biter bitmez fotoğraf makinemi boynuma asıp vizörden dünyayı gözleyip deklanşöre basmayı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Umarım sizlerle paylaşmış olduğum bu görseller sizlere bir fikir vermiştir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Işığınız bol olsun diyorum. Hoşça kalın.